Evet, Çin'in emlak problemleri Evergrande ile biraz su yüzüne çıktı ya da ayyuka çıktı diyelim. Ama tabii Evergrande aslında buzdağının görünen yüzü. O buzdağında neler var diyeceksiniz. Tabii birazcık da Çin hikayesi var. Sadece Çin emlak hisseleri değil aslında Çin emlak şirketleri, Çin hikayesini de ana başrol oyuncularından bir tanesi. Şöyle ki tabii 1990'lara kadar aslında özel konut sahipliği mülkiyeti mümkün değildi. 98 yılında tam olarak evler diyelim. Çok anlaşılır bir dille, basit bir dille hızlı hızlı anlatmak istiyorum. Çünkü çok ama önemli bir konu. Bunun da bir mazisi var. Bu maziyi de anlamadan aslında bu sorunu anlamak da çok zor. Şimdi o mazide tabii ki Çinliler bir taraftan zenginleşmeye başladı. Çin'in o mucize yılları, hızlı büyüdüğü yıllar. Bir taraftan tabii ki köyden kente göç, şehirleşme çok ama çok hızlıydı. Dünyanın en hızlı belki şehirleşmesi gerçekleşti Çin'de. Bütün bunların neticesinde de tabii ki bu süreçte aslında emlak şirketleri ya da konut yapı şirketleri değil mi altın dönemlerini yaşadı. Bir taraftan arsalar aldılar, bir taraftan onun üzerine binalar diktiler, bir taraftan da yıldırım hızıyla bunları sattılar tabii. Alıcılar da hem ev ihtiyaçları olduğu için hem de tabii ki Çin'de finansal tarafa bakarsak çok fazla yatırım opsiyonu yok. Neden yok? Çünkü mevduat faizleri çok düşük, yurt dışı yatırım olanakları yok. Dolayısıyla tasarrufların da çok ama çok büyük bir kısmı, kimi tahminlere göre %70'i konut tarafına park edildi. Şimdi tabii bu mucize yıllarda ekonomi yavaşlamaya başladı en sonunda tabii ki 2015-2016 yılında ve şirketler, emlak şirketleri daha fazla bina dikebilmek, daha hızlı dikebilmek için çok fazla kendilerini kaldıraçladılar. Yine daha anlaşılır kılmak için çok fazla borç altına girdiler ama tabii borçta çevirmek bir süre sonra mümkün olmamaya başladı. Nitekim de aslında çok bilinmez zaman 2016 yılında Çin hükümeti bu iş böyle gitmez dedi. Bu kaldıraç artık Çin'de finans sistemine bir tehdit oluşturuyor dediler ve bu şirketlerin hızlı büyümesini engelleyici bir takım tedbirler aldılar. Bu da refinansman çok önemliydi. Şirketlere dediler ki siz kaldıraç oranlarını salgı seviyelere getirmeden yeni projeler yapamazsınız, yeni borçlar alamazsınız dediler. Tabii şirketler de aslında arka planda 3-4 senedir kaldıraç oranlarını düşürmeye çalışıyorlardı ama tabii bu göründüğü kadar kolay değil. Bir taraftan da ekonomi yavaşladı, bir taraftan ev fiyatları artışı durdu, bir taraftan tabii ev fiyatları son derece yükselmişti. Alıcıların da tabii ki biraz alım güçleri de çok ama çok azaldı. Şimdi bütün bunlardan sonra Covid geldi. Covid ile birlikte zaten ev satışları, cirolar çok fazlasıyla düştü ve ciroların düşmesiyle de birlikte tabii ki bu şirketler çok daha fazla zora girdiler. Şimdi tabii son dönemdeki sorunlara gelirsek, son döneme gelirsek özellikle son 1-2 haftaya gelirsek artık Çin finansal sistemini de etkileyecek bir takım gelişmeler oldu. Yeni bir boyuta geçildi. O boyutta şu tabii nakit akış problemleri çok ciddi ve yaygın Çin'de. Nakit akış problemleri yaygın olduğu için de şirketler sattıkları projeleri bitirmekte zorlanıyorlar. 2013 ile 2020'de ön satış yapılmış, proje satışları yapılmış evlerin yalnızca %60'ı teslim edildi içinde. %40'ı teslim edilmedi. Hal böyle olunca tabii ki artık biraz alıcıların da aldıkları evlerin ilerlemediğini gördükçe tabii ki örgütlendi ve en sonunda bir boykot başlattı gördük. Bu boykotta da alıcılar madem benim evim ilerlemiyor, inşaatım ilerlemiyor o zaman ben de morguç ödemelerini durduruyorum diyor. Tabii bu tür durdurulan projelerin sayısı 28'li tam bundan bir hafta önce. Ardından bir gecede ikiye katlandı. Daha sonra tekrar ikiye katlandı. Bir hafta içerisinde şu anda 28'den diyelim 300'e geldi ve 300'ü de aşmış olması lazım. Bugün itibariyle tabii çok ciddi bir artış Çin hükümetinde haklı olarak endişelendiriyor. Piyasaları haklı olarak endişelendiriyor. Çünkü sadece şu anda duran projelerden dolayı 300 milyar dolarlık bir morgıç tehlikede, morgıç ödemesi tehlikede. Özellikle tabii ki şehir bankaları aslında batıdaki büyük ulusal bankalar kadar büyük bilançolara sahip şirketler. Bu bankalar tabii ki şu anda ne yapacaklarını bir taraftan düşünüyorlar. Hükümetle birlikte de tabii ki işbirliği yapıyorlar. Bir taraftan da açıklamalar yapıyorlar. Diyorlar ki bizim aslında bilançomuzda bu tür varlıkların payı çok düşük ama tabii piyasa bir kez endişelendiği zaman endişeleniyor. Burada da aslında ciddi bir sorun. Tabii
Burada ciddi bir sorun derken böyle yine makro açıdan bakmak gerekirse Çin'de böyle konut az önce belirtmiştim bir tasarruf aracı olarak da kullanılıyor. Nereden baksanız 50 trilyon dolarlık bir sınıftan bahsediyoruz, varlık sınıfından bahsediyoruz. Yine şu anda halihazırda ödemesi devam eden mortgage kredilerinin toplamı 7 trilyon. Bunun %30'unun da henüz bitmemiş projeler olduğu tahmin ediliyor. Yani 2 trilyon dolarlık bir kredi şu anda uzaktan ya da yakından risk altında ya da tehlike altında. Bu da tabii ki hangi ülkede olursa olsun bankacılık sistemini tehdit edebilir. Çin hükümeti ne yapıyor? Tabii özellikle boyut atlandıktan sonra son bir haftada ödemelerde boykot başlandıktan sonra iki adım attı. Bunlardan bir tanesi aslında sözlü bir yönlendirme oldu. Çok başarılı olmadı hafta sonunda Çin'in BDDK'sı. Ben bitmemiş projelere daha fazla kredi aktarılması için bankaları yönlendireceğim dedi. Ama asıl tabii hamle dün geldi. O hamlede, daha doğrusu hamle gelmedi diyeyim. Detayıyla aktarmak gerekirse bazı planlamalara göre Çin hükümeti şu anda mortgage ödemeleri durdurulsun. Ben bu hakkı tanıyayım. İnşaat eğer problemli hissediyor. Bunu yapmaktaki gayesi de paniğin yayılmasını önlemek, piyasada bir güven tesis etmek. Ama tabii bazı analistler, ekonomistler de bu hayata geçerse bir takım da riskler barındıracağına dikkat çekiyorlar. Çünkü ödemeleri halen yapmakta olan alıcılar da bu haktan faydalanıp ödemelerini yapmaya bilirler. Velhasıl tekrar söyleyelim, Çin'de gayrimenkul piyasası bir aset ya da bir varlık sınıfı olarak bakıldığında 55 trilyon dolarlık bir varlık sınıfından bahsediyoruz. Dünyayı son derece yakından ilgilendiriyor. Hem sabit sermaye yatırımları tarafıyla, emtia tüketimi tarafıyla, hem finansal ayağı tarafıyla gerçekten Çin'de neler olup bittiği bana sorarsanız 2005 yılının Amerika'sı, 2006 yılının Amerika'sı kadar önemli. Bakalım bu iş nereye gidecek, takip ediyor olacağız.